Milo, bana nasıl gülüneceğini öğrettiğin için teşekkür ederim. Düzeltiyorum nasıl numara yapılacağını. Çekilin mıymıntılar. Ben ve sen saat 3'te Hoptopus bu gülüşü yüzüne yapıştıracak. Böyle olmaması gerekiyordu. Ben mahsusçuktan gülüyordum. Niyetim dayak yemek değildi. Kaçmam lazım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Evet. Hoptopus günlük dövme ihtiyacını gidermediğinde çekilmez oluyor. Ahu dudulu keke bayılırım. Yakala. Hayır. Oscar. İyi misin? Evet galiba iyiyim. Tamam, herkes sakin olsun. İyi söyledin. Söylesene. Delirdin mi? Her şeye gülersem herkesin benimle olmak isteyeceğini düşünmüştüm. Duyduğum en saçma şey. Al benden de o kadar. Oscar, ben seni olduğun gibi seviyorum. Al benden de o kadar. Milo, Oscar'ın yardımımıza ihtiyacı var. Dur, tamam Oscar. Bir fikrim var. Gülüyormuş numarası, yapabilirsin kardeşim. Aa evet, başımı belaya sokan fikirdi değil mi bu? Biliyorum ama bu kez daha zekice planlayacağız. Nerede kaldı bu? Hoptopus'un zamanı çok değerlidir. Hoptopus! Bundan eminmişsin. Hiç yanıldığımı gördün mü? Gördüm. Oscar yumruklanmaya hazır Hoptopus. Yumruklama kadar keyifli bir şey olamaz. Hala komik mi olduğunu düşünüyorsun? Ne oluyor sana be? Manyak mısın? Kim aşağılanmaktan hoşlanır? Devam et Hoptopus. En sert yumruklarını at. Oscar'ın çok hoşuna gidiyor. Bana bak. Benim ödümü koparıyorsun. Yeter artık. Hoptopus'a gülmeni yiyorsun. Neden hepiniz bana gülüyorsunuz? Gitti mi? Evet. Evet güzel. Of ya, her şeye gülmek ne kadar yorucu bir şeymiş. Ve acı verici. Acıyı unutma. Başardın Oscar. Belayı atlattın. Başaracağını biliyordum. Evet başardım değil mi? Bu arada Hoptopus kafamı yere vururken bir şeyin farkına vardım. Taşlar sertmiş değil evet. mi? Evet. Ayrıca sizin yanınızda eğlenmek için gülmeye ihtiyacım yok. Siz beni olduğum gibi seviyorsunuz zaten. Biz de öyle dedik ya şaşkın şey. Çocuklar çocuklar program başladı. Ben yine anlamadım.